Dostlarım hepinize selamlar. Hepinize ile Borsa Gündem adı kanala hoş geldiniz. Paylaşımlarından dolayı halka azlarınıza teşekkürlerimizi iletiyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Birçok yerde Ensar ile Borsa Gündemi Telegram'da da varız. Ayrıca Telegram'da arkadaşlar özellikle şu hisse tarzında bir paylaşım yapmıyorum bilginiz olsun. Sadece bilgisayarlar paylaşıyorum. Mobil tel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Donanım Şirketi'nin bu onaylı izahnamesi. İşlem kodu MobTL arkadaşlar. Talep toplama tarihimiz 18-19 Kasım Perşembe ve Cuma günü olacak. Fiyat iskonto oranı ise 1 lira 60 kuruştan %21'lik bir ile arkadaşlar halka arz edilmesi planlanıyor. Dağıtım şekli oransal Bireysel yatırımcı %60'ı, yurt içi kurumsala %25'i, yurt dışı kurumsala %15'i verilecek. Bireysel yatırımcıların toplam notu 124 milyon 800 bin lot, yurt içi kurumsalın 52 milyon lot, yurt dışı kurumsalın 31 milyon 200 bin lot olarak karşımıza çıkıyor. Toplam dağıtılacak lot 208 milyon lot arkadaşlar. Halka açıklık oranı %20,29'luk, arz büyüklüğü ise 332 milyon 800 bin TL olarak dikkat çekiyor. Halka az gelirleri ile ne yapılacak? %70'i ile şirketi finansal borç, ana para ve faiz ödemelerinde %30'u işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacakmış. Finansallarına bakmadan önce arkadaşlar bunun önemli taahhütleri var. Bunları bir inceleyelim. 5 iş günü boyunca Aydın Mustaçoğlu tarafından info aracılığıyla halk arz fiyatından günlük 5 milyon not alım emri girileceği, bir yıl boyunca halk arz altında satış yapılmayacağı, bir yıl boyunca pay satılmayacağı taahhüt edilmiş. Konsorsiyum lideri info yatırım. Hangi kurumlardan katılacağız? Bununla alakalı da ayrıca bir video atacağım arkadaşlar. Şöyle finansallarına baktığımızda şirketin 2 milyarlık bir varlığı olduğu gözüküyor. 2.4 milyar arkadaşlar son dönem yani 2021'in ikinci çeyreği itibariyle bunun 1.7 milyara duran varlık, 743 milyonu dönem varlık. Bu varlıkların içerisinde 1.1 milyar öz kaynak, 398 milyon uzun vadeli borç, 881 milyon civarında ise arkadaşlar kısa vadeli borçları şirketin oğlu karşımıza çıkıyor. Bilginiz olsun. Şirketin karlılık rakamlarına baktığımızda bürüt karı son 2021'in ikinci çeyreğinde 88 milyon kar, esas faaliyet kar 66 milyon kar, Dönem net karı ise 76 milyon kar olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bakalım nasıl bir halka süreci olacak. Hepinize şimdiden bol bol kazançlar ve başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.